O zaman biz kıymetli misafirlerimiz, yerel demokraside mahalleyi yönetenler Ege Kadın Muhtarlar Kürsüsü 5. söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Böylesine anlamlı bir haftada, Cumhuriyet Haftası'nda sizler gibi öncü ve lider kadın muhtarlarımızı dinleyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirterek başlamak isterim. Söyleşimize başlamadan önce birkaç hatırlatma yapmak isterim. Söyleşimiz süresince mikrofonlarınızı kapalı tutmanızı, sorularınızı sohbet bölümünüze yazmanızı rica ediyorum. Bu programımız kayıt altına alınacaktır. İlk konuşmayı Firdevs Hanım gelmediğine göre İzmir Karşıyaka Muhtarımız, Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarımız Sayın Hanımşah Han Hanımefendi'ye veriyorum. Muhtarımız bize kendisinden bahsedecek. Seçim sürecinde yaşamış olduğu olumlu olumsuz olaylardan bahsedecek ve aynı zamanda muhtarlık sürecindeki faaliyetlerini dinleyeceğiz kendisinden. Buyurun Hanımşah Hanım. İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi muhtarımız Hanım Şahan aramızda değil mi? Evet, sesi kapalı. Daha yeni açabildim. Yeni açabildim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Sayın Muhtarım. Sizi Hoş dinliyoruz. bulduk. Buyurun. Sıra bana mı geldi? Ben Şeye, konuşmaları hiç dinlemedim ancak şu an açıldım. Yani ne o zaman konuştuğunuzu şöyle ben bilmiyorum. kısa bilgilendirme yapayım. Ben daha Evet. önceki kürsülerimizi YouTube kanalından izlediğinizi düşünmüştüm. Biz her ay üç muhtarımızı ağırlıyoruz söyleşimizde. Muhtarlarımız bize önce kendilerini kısaca tanıtıyorlar. Sizi tanımak isteriz. Daha sonra seçim sürecinde yaşadığınız olumlu olumsuz hikayeleri dinlemek istiyoruz. Çünkü yeni aday olacak olan muhtarlarımız için güzel bir veri oluyor. Ayrıca muhtarlık olarak yaptığınız faaliyetleri dinlemek isterim. Tamam. Benden önce konuşan arkadaşım oldu mu biliyorum, yoksa ilk konuşmacı ben miyim? Aslında harf sırasına göre il harf sırasına dizmiştik. Denizli, İzmir ve Muğla olacaktı. Ancak Denizli muhtarımızda sanırım bir sıkıntı var. Onun için ilk sözü size veriyoruz. Buyurun muhtarım. Peki, peki. Ben Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Hanım Şahan. İki çocuk annesiyim. Devlet memuru olarak hizmet verip 2005 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra siyasete atıldım. CHP Kadın Kolları yönetiminde görev aldım. Mahallelerimizde görev aldık. Ondan sonra 2019 seçimlerinden önce de mahalle sakinlerim toplandı geldi. Muhtarım sizi biz muhtar, hanımşanım sizi muhtarımız olarak görmek istiyoruz dediler. Bu teklif gelinceye kadar muhtarlığı hiç ama hiç düşünmemiştim. Kendilerine siz olun ben 7-24 sizin yanınızdayım dedim ama onlar dediler ki hayır, bu işi aramızdan en iyi yapacak olan sensin. Ben de tam seçime 3 hafta kala böyle bir şeye karar verdim. 2019 seçimlerine 3 hafta kala azalarımla beraber çok ciddi çalışmalar yaptık. Üç arkadaş olarak katıldık. İki erkek, bir kadın. Şans olarak bana çok şans tanımadılar. Çünkü neden? Çok kısa bir süre kalmıştı. Ama biz ezici bir üstünlükle kazandık. Kazandıktan sonra ne yaptık? Şimdi bir kadın gözüyle mahallemize baktım. Azalarımın 6 tanesi kadın, 2 tanesi erkek. Kadın gözüyle mahalleye bakmak, sorunları değerlendirmek çok daha farklı diye düşünüyorum. Öncelikle çalışmalarımıza kadınlar üzerinden başladık. Evimizde, evlerinde oturan dezavantajlı kadınlarımızın evde oturdukları yerde para kazanmalarını sağladık. Bir kadın kooperatifiyle işbirliği yaparak onların evlerinde iş alıp iş teslim etmelerini sağladık. Bu ciddi anlamda moral oldu evde oturan kadınlarımıza. Aynı zamanda neler yaptık? Kadınlarımızın kültürel ve sosyal anlamda gelişmeleri için geziler düzenledik.
Büyükşehir Belediye'mizin kadınlarımızın sosyalleşmesi, kültürel zenginliklerini görebilmeleri için şehrimizin Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nden destek alarak Körfez gezilerine katıldık kadınlarımızı. Ayrıca Büyükşehir Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle Ödemiş, Birgi, Tire'ye gezmeye götürdük kültürel anlamda sosyalleşmeleri ve gelişmeleri için. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizin yine kültürel gezileri Avrupa Birliği'nin desteklediği Kadife Kale ve Basmane'ye götürdük. Kadınlarımızın mutluluğuna şahit olmak inanılmaz güzeldi. Bunların dışında yine mahallemizde birlik ve beraberliği sağlamak için çok güzel etkinlikler hazırladık. Mahalle şenliklerimiz oldu. Karşıyaka Belediye'mizin desteğiyle yaptığımız. Yine Karşıyaka Belediye'mizin ödül aldığı bir etkinliği mahallemizde uyguladık. Sokak Senin Şenliği. Çocuklarımızın heyecanları da kayda değer bir şey gerçekten. Bu arada biz bu etkinliklerimizi yaparken mahalle içerisindeki birlik ve beraberliğin dayanışmanın artmasını da sağlamış oluyoruz. Canım Yavuz. Onun dışında neler yaptık? Mahallemizdeki ulaşım sorununu çözdük. Ciddi anlamda sıkıntımız vardı. Bostanlı bize bu kadar yakınken ulaşmamız 1 saat, 1,5 saati buluyordu. En azından bir Bostanlı otobüsümüzün olmasını sağladık. Yine yollarımız ve kaldırımlarımızla ilgili sorunlarımız vardı. Yollarımızın ve kaldırımlarımızın yapılması için Büyükşehir Belediyesi'nden ve Karşıyaka Belediyesi'nden destek aldık. 18 yıldır yapılmayan yollarımızın yapılmasını sağladık. Coğrafi olarak engebeli olan mahallemizde yağmur, yeraltı yağmur sularının etkilediği kaldırımlarımız, yollarımız ama sınırda olan bir mahalle olarak sınırda kalan sokaklarımızın yıllardan beri sorunu giderilmemişti. O sınırda kalan sokaklarımızın sorunlarını giderdik. Onun dışında mahallemizde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, büyük aile bilincini yaymak üzere 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremde depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmak için mahalle sakinlerimize sosyal medya hesaplarımızdan çağrıda bulundum. Şimdi tam da birlik beraberlik olma zamanı, vatandaşlarımızın yaralarını sarma zamanı diyerek onlardan depremzedelere yardım etmeleri konusunda çağrıda bulundum. Mahalle duyarlı olan mahalle sakinlerimizin hepsi benim bu çağrıma cevap vererek muhtarlığımıza elektrik sobaları, battaniyeler, giyim, kuşam, kıyafetler, katı gıda maddeleri, kişisel bakım ürünleri getirdiler. Biz bunları azalarımızla birlikte hepsini paketleyerek AFAD yoluyla Elazığ'a gönderilmesini sağladık. Yine aynı şekilde İzmir depreminde de zarar gören depremzedelere yardımcı olmak için yine mahalle sakinlerimizin destekleriyle kolilerimizi oluşturduk. Bu kolilerimizi de depremde zarar gören ailelere iletilmesi için Karşıyaka Belediye'mize teslim ettik. Onun dışında biliyorsunuz 2020'de COVID tüm dünyayı tehdit ettiği gibi bizim ülkemizi de tehdit etti. Ülkemizde mağduriyetler ve sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Mahallemizde özellikle ev temizliğine giden kadınlarımız, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız, iş yerleri kapanan vatandaşlarımız muhtarlığımıza gelerek yardım istediler. Bunun üzerine ben de mahalle sakinlerimize büyük aile olmanın tam zamanı yardım etmek için Ramazan aylarını beklememize gerek yok. Şimdi gerçekten birbirimize yardımcı olmak, yaralarımızı sarmak için birlikte durmamız gerekiyor diyerek mahallemizdeki ev işlerine giden kadınlar, iş yerleri kapanan aileler, ücretsiz izne çıkarılan ailelere erzak yardımında bulunmak için çağrıda bulundum.
duyarlı vatandaşlarımızın hepsine, hayırseverlerimizin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. 1-2-1-2 derken çığ gibi büyüdü yardımlarımız. Biz Mart, Nisan ve Mayıs ayları da dahil olmak üzere 346 aileye erzak yardımında bulunduk. Bunun dışında yine pandemi döneminde evde oturan kadınlarımız kendi el emekleriyle, göz nurlarıyla ördükleri bereler, atkılar, yelekler, onların hepsini bize ulaştırdılar. Bunların ihtiyaç sahibi ailelere, özellikle doğu illerine gitmesini istediler. Bunun üzerine Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanımızla görüştüm. Kendisine mahalle sakinlerimizin el emeği, göz nuru, yaptıkları bereler, atkılar, yelekler, süveterleri ihtiyaç sahibi ailelerine iletmelerini rica ettim. Kendileri de bizim bu talebimizi kırmadı. Buradan postayla gönderdiğimiz bütün el emeği, göz nuru ürünlerimizi orada ihtiyaç sahiplerine dağıtarak sosyal medyada da paylaştı. Aynısını bana da gönderdi. Yine birlik, beraberlik adına mahallemizde yaptığımız çalışmalarımız içerisinde sizin eskiniz bir başkasının yenisi başlığıyla mahalle sakinlerimize evlerinde değiştirdikleri koltukları, eskiyen yani yeni aldıkları buzdolabı, çamaşır makinesini, çalışır durumda olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceğimizi söyledik. İkinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceğimizi, yine aynı anlamda kitapları, test kitaplarını, yardımcı kitapları ulaştırabileceğimizi söyledik. Mahalle sakinlerimiz de bizim bu çağrımıza cevap verdi. Mobilyasını değiştirenler muhtarlığımızı arayarak bize ihtiyaç sahibi aileyi yönlendirmemizi istiyorlar. Biz de ihtiyaç sahibi ailelerimizi hayırsever vatandaşımıza yönlendiriyoruz. Onlar da hiçbir ücret almadan kullanılabilir durumda olan mobilyaları ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Böylelikle sizin eskiniz bir başkasının yenisi oluyor, onun ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Bunların hepsi kıyafette de, kitapta da, defterde de aynı şekilde devam ediyor çalışmalarımız. Muhtarlığımızın yanında bir odam vardı benim. Muhtarlığın kapısının önünde olan küçük demirden bir kütüphanemiz vardı. O kütüphanemiz yağmurda çok zarar görmüştü. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye'mizden talepte bulunduk. Benim muhtarlığın yan tarafındaki odamızı Büyükşehir Belediyesi'nden destek isteyerek kütüphane yapılmasını sağladık. Bütün raflarımızı Büyükşehir Belediye'miz yaptı. İçindeki kitaplarımızın hepsini de mahalle sakinlerimiz getirdi. İnanılmaz güzel bir kütüphanemiz oluştu. Bunun için çok mutluyuz. Bunun dışında neler yaptık? Mahalle içinde istihdamı sağladık. Mahallem benim sitelerden oluşan bir mahalle. Sosyoekonomik durumu iyi. Genellikle mahalle içerisinde çocuk bakan, ev temizliği yapan kadınlar için ben bir WhatsApp grubu oluşturdum. İş verenler benimle iletişime geçiyorlar. Muhtarım, bizim ev temizliği yapacak elemana ihtiyacımız var veya yanımızda çalıştıracağımız elemana ihtiyacımız var diyorlar. Ben bunu WhatsApp gruplarında paylaşıyorum. Mahalle içerisinde istihdamı sağlayarak aile, mahalle sakinlerimizin iş bulmalarına, aynı zamanda da aile ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olmuş oluyoruz. Muhtarım, valla dinlerken biz yorulduk. Siz bunları yaparken kim bilir ne çileler çekmişsinizdir. O kadar güzel işler yapmışsınız ki, istihdam, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel faaliyetler. Biz sizinle ilgili bir şey daha merak ediyoruz. 3 hafta gibi kısa bir sürede seçimi kazandığınızda, hem de büyük bir oy farkıyla, nasıl bir seçim çalışması yaptınız da bu kadar güzel bir başarıya imza attınız? Bu birinci
öğrenmek istediğimiz soru. İkincisi de Karşıyaka Mahallesi'nin sosyoekonomik durumunun yüksek olduğunu söylediniz. Kadına şiddet oldu mu? Böyle bir vakayla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız neler yaptınız? Bunları da bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Tabii ki. Şimdi 3 haftalık süreç içerisinde azalarımla birlikte çok ciddi bir program yaptık her şeyden önce. Akşamın geç saatlere kadar kapılarını çaldım mahalle sakinlerimin. Yani neler yapabileceğimi anlattım ve gerçekten 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bütün vaatlerimizi yerine getirdik. Yani söylem ve eylem bütünlüğünün olması karşıdakine güven veriyor her şeyden önce. Ben yani muhtar olmadan önce de mahallemizde ve diğer mahallelerde çok ciddi çalışmalar yapmıştım. Bizim dokunduğumuz insanlar, özellikle üniversite öğrencilerine çok burs vermiştik. Yine ihtiyaç sahibi ailelere çok yardımcı olmuştuk. Sanıyorum bu çalışmalarımızı anlatmak insanlarda güven uyandırdı. Tabii bir de Cumhuriyet kadını olmanın getirmiş olduğu ayrıcalıkları, özellikleri de anlatarak öyle diyeyim yani öyle güzel bir çalışma yaptık. Onun dışında Kapı kapı gezdik diyorsunuz. Kapı kapı gezdik. Kapı kapı gezdik. Hani her siteye giremesek de girebileceğimiz sitelere gezdik. Kendimizi anlatmaya çalıştık. Çok güzel. Şimdi kadına şiddetle ilgili hem Karşıyaka Kaymakamlığımızca Emniyet Müdürlüğümüz KADES uygulamasını bize anlattı. Aynı zamanda Karabağlar'da da bize bununla ilgili eğitim verildi. Yani KADES uygulaması sadece aile içi şiddet değil, her türlü şiddeti içinde barındıran bir uygulama. Onu kadınlarımıza anlattık. Mahallemizde şiddete maruz kalmış bir kadınımız vardı. Bu arada o benimle iletişime geçti. Onun bu eğitimi almamızın tabii ki bize çok büyük faydası oldu. O kadınımızı hemen Emniyet Müdürlüğümüzde aile içi şiddetteki komiserimize yönlendirdim. Onlar da gerekli desteği verdiler. Şu an için herhangi bir sorun yok. KADES uygulamasının ne kadar önemli olduğunu mahalle sakinlerimize, muhtarlığımıza gelen bütün kadınlarımıza veya biz mahallemizde gezerken hani görüştüğümüz mahalle sakinlerimize anlatıyoruz. Şimdi benim telefonumda da var KADES uygulaması. Onların da KADES uygulamasını kendi telefonlarına indirmelerini sağlıyoruz. Ben muhtarlığım süresince yani sözlü şiddete uğradım bir iki defa ama özellikle seçim sırasında işte yani son 3 haftada çıkmış alana yani hiçbir şey yapacağını zannetmiyoruz, başarabileceğini zannetmiyoruz. Yazık neden çıktı alanlara, keşke çıkmasaydı gibi söylemler duydum. Ama benim için onların yani arkadaki planda ne söylenildiği değil, benim ne istediğim önemliydi. Benim ne yapmak istediğim. Biz de o şekilde çalışmalarımıza devam ettik ve sonuca ulaştık. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Mustafa Mahallesi Kemal. Mustafa Kemal Mahallesi muhtarımız Sayın Hanım Şahan'a hizmetlerinden dolayı yürekli olsa teşekkür ediyoruz. Sadece mahallenize değil tüm Türkiye'ye hizmetlerinizi götürmüşsünüz. Diyarbakır hikayesini dinledik. Erzurum'u dinledik. Yüreğinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli bilgilendirmelerden dolayı sizi tanımış olmaktan dolayı da çok mutlu olduk. Sorularımızı sohbet bölümüne yazarlarsa söyleşimiz bittikten sonra tekrar döneceğim. Programın sonunda tekrar ilave etmek istediğiniz, unuttuğunuz ve söylemek istedikleriniz olursa da bir kez daha söz hakkı vereceğim. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Şimdi ikinci olarak sözü Muğla Bodrum Kumlu Bahçe Mahallesi muhtarı Sayın Nil Taşkıran'a vermek istiyorum. Buyurun muhtarım. Duyamıyoruz. Nil Hanım'ın mikrofonu kapalı, görüntüsü var ama mikrofonunu açabilirsek sevinirim. Co-host'larımızdan rica edelim. Kendisi açabiliyor. Host'umuzdan rica edelim. Bende bir sorun yok. Ses açık. Geliyor mu sesim?
Geliyor sesiniz. Evet, benim geliyor. Evet. Geliyor değil mi? Hı-hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese. İyi akşamlar. Duyuyoruz sizin el muhtarım. Kumbahçe muhtarı Nil Taşkıran ben. Üçüncü dönem muhtarlığım, dolayısıyla 13 seneyi de bitirdik. İki çocuğum var. Daha önce bir ticari işletmem vardı muhtar olmadan önce. Hikayeyi bir yerde bitirdikten sonra aslında hiç aklımda olmayan bir şey muhtarlık yapmak. Benden bir dönem önceki çok sevdiğim bir ablamızın böyle bir girişimi oldu muhtar olmak için. Dolayısıyla beni de illa ağza sıfatıyla yanında görmek istedi. Bir dönem azalıkla başladık bu işe. Ondan sonra ablamız dedi ki ben artık ayrılacağım, yerime sen devam et. O şekilde devam ettik. Üç dönem. Seçimlerde çok fazla bir şey yapmam. İlk sene bir rakiple girdim ama ondan sonra rakipsiz girdim. O yüzden çok fazla bir sıkıntım olmadı. Dolayısıyla Bodrum, Kumbahçe olarak zaten belediyemizle, kaymakamlıkla sürekli iletişim halinde olduğumuz için, onların destekleri her zaman yanımızda olduğu için daha rahat çalışıyoruz tabii. Bodrum olarak tabii sosyoekonomik durumu diğer illere, ilçelere göre tabii ki çok farklı farklılıklar gösteriyordur. Bir önceki konuşmacı arkadaşın söylemleri yani bizi çok fazla o tür yollara itmiyor. Fakat neler yaptınız diye sorarsanız, ilk önce ilk muhtar olduğum zaman muhtarlık binası yoktu. Hiçbir muhtarım yoktu. Ondan sonra başkanımızdan, o dönemki başkanımızdan bu şekilde ricacı olduk. İlk muhtarlık binamız yapıldı, ilk benim yapıldı, daha sonra diğer muhtarlıklara geçti. Herkesin Bodrum'da kendi muhtarlık binası var. Tefrişatını belediyemiz zaten yaptı. Önce küçük bir binaydı, sonra orayı sığmadım. Ben büyük bir mahalleyim, yani o küçücük binaya sığmıyorum dedim. Biraz daha büyüdük. Dolayısıyla arkasından çok şık bir kütüphane yaptım. Mahallelinin, işte gelen gidenlerin, hayırseverlerin desteğiyle çok güzel bir kütüphanem var. Çok da güzel şeylerim var. Takipçileri var, yeni gelen var mı falan diye müdavimlerim çok. Onun dışında çok güzel etkinliklerim var. Yaklaşık 10 senedir yapıyorum Yusra Hanım. Onu çok iyi ilk önce folklor kursuyla başladı mahalleye, bayanlara hizmet verebilmek adına. Daha sonra yoga pilates dersleri, ondan sonra ahşap boyamaya geçtik. Yelken kursuna gittik. Ondan sonra resim kursuyla devam ettik. Şimdi fakat bu dönemde tabii bazı sıkıntılarımız oldu. Çünkü kendi yerimiz yoktu bu etkinlikleri yapmak için. Zaman içinde büyüdüm. Büyünce tabii bana bir yer gerekiyordu. Geçen sene çok şükür onu da mahalleme bir hizmet olarak katabilmek olmanın mutluluğu içerisindeyim. Kaymakamımızın ve belediye başkanımızın desteğiyle atıl duran bir çok güzel bir bina, fakat çok atıl, harabe olan bir binayı ayağa kaldırdık. Çok da şık oldu. Yani bugün yoga pilates derslerine 200 kişi katılıyor. Folklor derslerine 75-80 civarında. Ahşap boyama kursuna ona keza üçlü grup halinde. O şekilde çok güzel, böyle canlı, hareketli bir mekan sahibi oldu. O konuda çok mutluyum mahalleme böyle bir sosyal tesisi kazandırmış olduğum için. Daha neler yaptım? Pandemi öncesi iki, daha sonra bir olmak üzere bu sene dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz bir festivalimiz var.
İki Yaka Kültür Festivali Bodrum'da ve onun organizasyonunu yapıyorum Kumbahçe Muhtarlığı olarak. Bunu neden yapıyoruz? Çok mahalleli ve mahallenin dışında birçok kişiye istihdam sağladığına inanıyorum. Çünkü bir sürü tezgahlar açılıyor, imkanlar sunuluyor herkese farklı farklı iş kollarında. İki gün sürüyor. Herkes de çok mutlu oluyor. O bakımdan da çok mutluyum. Onun dışında muhtarlık binamız, kütüphanemizi söyledim. Ayrıca söylemek istediğim şöyle bir şey var. Muhtar belediye başkanı değil. Nedir? Muhtar belediyeyi, kurumları harekette geçiren bir mekanizmadır. Bunu elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Sağ olsun büyüklerimiz de bu konuda muhtarlarımıza son derece destekler. Dinliyorlar, kayda değer alıyorlar, yardımcı oluyorlar. Biz de bu şekilde vatandaşa yardımcı olabilmekten mutlu oluyoruz. Onun dışında neler neler. Pandemi döneminde tabii bayağı sıkıntılarımız oldu. 65 yaş üzeri işte çocuklu ailelere, işte dar gelirli vatandaşlara ne yaptık? Kaymakamlık ve belediye aracılığıyla koordinasyonu sağladık elimizden geldiği kadar. Tabii çok kolay olmadı o günler. Bayağı bir zor geçti. Yani fırıncılarla birlikte şey yapıp, organize olup ekmek bile dağıttığımız oldu veya işte elinde yaşlı oturanlara maaşını taşıdık, eczaneden ilacını aldık falan falan. O konuda dişe dokunduğum için de çok mutluyum. Elimden geldiği kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki ben bir şey değilim. Kurumları harekete geçirmek benim vazifem. Bunu da elimden geldiği kadar aklımın yettiğince yapmaya çalışıyorum. Muhtarım bu kıymetli hizmetleriniz için yürek dolusu teşekkür ediyoruz. Biz de platform olarak istihdamı çok önemsiyoruz. Balık tutmayı öğretmek gerçekten de çok güzel bir hizmet. Ben sohbet bölümüne baktım muhtarlarımıza sorularımızı. İsterseniz interaktif olarak da alabilirim. Ama interaktif için el kaldırana kadar iki muhtarıma benim bir sorum olacak. Kadın muhtar olmanın avantajı ve dezavantajı oldu mu? Sizin mikrofonunuz açık olduğu için Nina Hanım sizden başlayalım. Daha sonra aynı sorumu Hanım Şah Hanım'a da yönlendirmek isterim. Çok fazla dezavantajını görmüyorum ama Bodrum'da olduğum için belki, Kumbahçe'de olduğum için belki. Bunu dezavantajı olan bazı alanları da avantaja çevirebiliyoruz. O bakımdan bir şikayetim yok. Bence bayanı önemsiyorlar. İşte bayan muhtar mı gittiğimiz yerde, işte ne güzel ilk defa gördük. İşte diyorum ki ben, bizim Bodrum'da 5 tane bayan muhtarımız var filan. Böyle bir şaşırıyorlar yani. Daha hala böyle kapıdan girip de muhtar amca yok mu falan gibi bir şey de var. Algı hala var. Ama biz de onu yıktığımızı düşünüyorum. Yani çoğu kişi diyor ki ya bu işi bayanlar yapsın artık, yani onlar daha güzel yapıyordu diyenler var. Tabii feminist takılmayalım ama ben dezavantajlı bir bölümü yok. Sadece şöyle, emniyetle bazı çalışmalarımız oluyor. İşte aramalar falan gece yarısı sabaha karşı. Bazen onlarda zorlandığım oluyor. O konuda da zaten emniyet güçleri son derece duyarlılar. Ellerinden geldiği kadar yükümüzü hafifletiyorlar. Onun dışında çok dezavantajlı bir durum yaşamadım. Belki de bulunduğum konum itibariyle diyeyim. Bu şekilde. Evet, yerel yönetimin ve mülk amirinin sizleri desteklediğini söylediniz. Bir sorun yaşamadığınızı söylediniz. Doğrudur değil mi muhtarım? Aynen. Peki kaç kadın azamız var? Son sorum da olsun Nilan Hanım size. Güzel. 8 azam var. 6'sı bayan. 2 erkek. 2 muhtarımızın da 6 tane kadın azasının olması bizleri mutlu etti. Ben aynı, evet, sorularımı İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi muhtarımız
Hanım Şahhan'ından da rica edeyim. Muhtarım burada mısınız hanım? Ben buradayım. Duyuyor musunuz? Evet, şu anda geliyor sesiniz. Ben tamam. Size ses açın diye buyurun. Şimdi şiddetle ilgili şu ana kadar herhangi bir şey yaşamadım. Mahallem gerçekten adı gibi güzel bir mahalle. Yani eğitim düzeyi yüksek olan bir mahalle. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda zaten kaymakamlığımızdan, emniyet müdürlüğünden tam destek alıyoruz. Herhangi bir problem yaşanmadı şu ana kadar. Mahalle sakinleri mutlu, ben mutlu, öyle diyeyim. Yani kadın muhtar olduğunuz için herhangi bir olumsuzluk yaşamadığınız. Hayır, hayır. Aksine kadın eli değdiği her halinden belli muhtarım diyorlar. Sizin gelmenizle birlikte gerçekten, çünkü neden? Bizim mahallemizde kronik hale gelen ulaşımı çözdük. Bizim mahallemizde bir ATM yoktu. O ATM'nin gelmesi için çok ama çok ama çok çaba sarf ettim. ATM'miz geldi. Çünkü biz para çekmek için dolmuşa binip gitmek zorundaydık. Mahallemize yakın ATM'ler var ama mahallemiz coğrafi olarak çok engebeli bir mahalle olduğu için benim de emekli vatandaşım çok olduğu için yürüyerek gitmek, oralara ulaşmak çok zor oluyordu. Karşıyaka Belediyesi'ne bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Park içerisinde bize yer ayırttı. Yani kurumsal bir alanda olması hiç olmazsa bankaların gelmesine yardımcı oldu. İlk defa belediyemizin de yaptığı bir uygulama oldu. ATM'lerimiz geldi. Bu da mahallemizin yükünü gerçekten, özellikle pandemi döneminde paraların, maaşların çekilmesi, alınması ciddi anlamda sıkıntıydı. İnsanlar şehir merkezine inmeden kendi mahallesinde ihtiyaçlarını giderdiler. Çünkü pandemi aynı zamanda bizim krizi yönetmemizi de sağladı. Benden önceki muhtarımın dediği gibi de, yani pandemi boyunca tüm muhtarlarımız, kadın erkek herkes gerçekten elinden gelenin çok ama çok fazlasını yaptı. Bütün hani kaymakamlıkla olsun, belediyelerimizle olsun. Çünkü COVID'le hastaları bile biz takip ediyorduk, evlerine gidiyorduk, kapılarına gidiyorduk. Yani onlara iyi misiniz, işte COVID süresince evde kalmanız gereken süre içerisinde kesinlikle dışarı çıkmamanız gerekiyor. Çıktığınız zaman hani maddi olarak bunun yaptırımı olacak, bilginiz olsun diyorduk. Arkadaşımın dediği gibi ekmekti, gazeteydi, o ihtiyaçlarını hep muhtarlar olarak kadın erkek ayrımı olmaksızın bütün muhtarlar çok büyük emek verdi bu anlamda. Şimdi biraz önceki konuşmalarıma ilaveten şöyle yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. Birkaç tanesini söylemedim galiba. Atık geri dönüşümle ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Kullanılmış yağları mahalle sakinlerimiz muhtarlığımıza getiriyor. Biz onları belediye eliyle geri dönüşüme gönderiyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 25. Atık Pil Yarışması'nda Karşıyaka Muhtarlar Kategorisi'nde mahallemiz birinci oldu, İzmir'de de ikinci oldu. Bu anlamda mahalle sakinlerimiz de hem çevre bilinci arttı, hem de çevremizi koruma konusunda bir duyarlılık kazandırmış olduk. Hani yaptığımız çalışmaların sonradan aklıma gelenler, ilave ettiklerim bunlar. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'miz Sosyal Projeler Müdürlüğü'nün hiç tiyatro eğitimi almamış ev kadınlarına uyguladıkları bir tiyatro kursu vardı. Bu kursa kadınlarımızın katılımını sağladım. İnanın tiyatrodan yakından uzaktan ilgisi olmayan kadınlar içindeki cevherleri dışarı çıkardılar. Onların mutluluğuna şahit olmak çok güzeldi. Bunun dışında neler yaptık? Aşure etkinliğimiz, aşure zamanında da yine mahalle sakinlerimizin katkısıyla tamamen biz mahalle olarak hazırladık. Aşuremize 500 kişilik bir aşure yaptık. Birlik ve beraberliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu gösterdik. Aynı zamanda mahalle içerisinde kaynaşma, birleşme, tanışma, ilişkilerin daha samimi, daha tanınır olması. Çünkü hepimiz
maalesef şehirde yaşıyoruz. Apartmanda bile insanlar birbirine günaydın, iyi akşamlar demekten çekiniyor. Böyle bir ortamdayız. Biz nispeten muhtarlık olarak ne yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz diye bu tür etkinlikleri fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Teşekkürler muhtarım. Atık projeniz de çok etkiliydi. O atık yağları toplamanızın aynı zamanda şu an su sıkıntısı çeken bir ülke olarak sularımızın kirlenmesini de engellediği için. Evet, işte evet. Tekrar ekonomiye kazandırılması. Ben dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü dönemsel ekonomi eğitimi ve çöplerimizin tekrar ekonomiye kazandırılması çok büyük bir hassasiyetimiz var. Bizim bu Ege Kadın Muhtarlar Kürsümüz program bittikten sonra Ege Kadın Buluşması platformunun YouTube kanalından yayınlanıyor ve sonrasında da birçok kişi bunu izliyor. Bu nedenden dolayı size hani şu an aramızda belki muhtar aday adayı ya da muhtarlığı düşünen kadın katılımcımız vardır ya da yoktur ama bu kanalı izlerken iki muhtarımdan da aday adayı olmak isteyen ya da muhtar olmak isteyenlere önerilerinizi rica edebilir miyim? Öneri ve tavsiyelerinizi. Hanım Şahin, sizden başlayabiliriz. Benden mi? Evet. Ne tavsiyeler? Yani şimdi her şeyden önce söylem ve eylem birlikteliğinin olması lazım. Ağzınızdan çıkan her şey sizin davranışlarınızla örtüşmesi lazım. Söylem ve eylem bütünlüğü olmayınca karşıdakine güven veremezsiniz, bir. Onun dışında da eğer karar verdiyseniz hiç kimsenin sizi yıldırmasına, geri çekmesine izin vermeyin. Kim ne derse desin kesinlikle kayda almayın. Önemli olan sizin ne istediğiniz. Neyi hayata geçirmek istediniz? Projeleriniz ne? Hedefleriniz ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunları söyleyebileceğim. Bir şey ben ekleyebilir miyim Şerife Hanım? Tabii buyurun lütfen. Hanımşı Hanım'ın yaptığı projeler ve hem bulunduğu mahalledeki vatandaşlar hem de belediyesi, Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir birlik, beraberlik sağlanmış. Çalışmalarınız o kadar güzel ki. Sağ olun. Adana'dan katılıyorum ben. Çok memnun yani, oldum. Ben de memnun oldum Melisa, genç bir katılımcı olarak. Çok memnun oldum. Çok güzel. Çalışmalar yapmışsınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hepimiz yapabiliriz. Hepimiz birbirimizin artısını, eksisini birbirimize değer katarak birbirimizi dinleyeceğiz. Kesinlikle, ben gerçekten tebrik ettim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim ben de size. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nil Hanım, sizin de tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Muhtar olmak isteyen kadın adaylarımıza ne tavsiye edersiniz? Hanım Şah Hanım, güvenilir olmak önemli dedi. Proje üretmek önemli dedi. Bir de samimi olmak önemli dedi. Söz ve eylem birbirini tutmalı dedi. Sizin tavsiyeleriniz ne olacak Nilan? Katılıyorum Hanuşa Hanım'a, katılıyorum. Yani gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız, yapmak isteyenler biraz özveri gerektiren durumlar çok fazla. Yani biraz özgür olmak gerekiyor, biraz esnek hareket etmek gerekiyor. Bu konuda kendine güveniyorsa bayanlar, yani bu kararı verdikten sonra koyacakları hedefler önemli. Projeler önemli. Neler yapabilirim? Nerede daha iyi şeyler yapabilirimi hedeflemeleri gerekiyor. Mahallenin sorunlarını iyi analiz edip o konuda çalışmalar yaparak projelerle gündeme gelebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alalım, yoksa söyleşimizi sonlandıracağız. Sorusu olan var mı aramızda? Şöyle bir bakıyorum. El kaldıran olmamış. Bir de sohbet bölümümüze bakalım. Sorularımız var mı? Kadın muhtarlarımızın farkı her iki muhtarımızın çabalarından anlaşılıyor. Kadın duyarlılığı ve kadın bakış açısının yereldeki önemini bir kez daha anlıyoruz. Emeklerinize sağlık değerli muhtarlarımız demiş. Çiğdem Başarır Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de şimdi sizlere dijital ortamda maalesef bir teşekkür belgemiz olacak size.
Firdevs muhtarımız teknolojik bir sorun yaşamış. Sanırım internet bağlantısında bir sıkıntı olduğu için toplantıya katılamadığını telefonla bize bildirdi. Artık bir başka kürsümüzde tekrar davet edeceğiz kendisini. Ben ilk önce İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi muhtarı Sayın Hanımşah Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, yüreğinize sağlık. Ben de size çok teşekkür ederim, sağ olun. E-mail adresinizi de göndereceğiz inşallah. Bir gün yüz yüze karşılaşırsak da takdim etmek isteriz. Çok mutlu olurum. İkinci olarak da Muğla Bodrum Kumluca Mahallesi muhtarımız. Kumbahçe. Kumbahçe mi? Kumbahçe, evet, Kumbahçe. Çok özür dilerim, afişimizde Kumbahçe olarak geçmiş. Muğla Bodrum Kumbahçe Mahalle muhtarımız Sayın Nil Taşkıran'a yürek dolusu teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizleri tanımaktan çok mutlu olduk. Ege Kadın Buluşması platformu adına teşekkür ediyoruz. Bugün aslında bu kürsümüzü Ege Kadın Buluşması platform koordinatörümüz Sayın Şengül Baysak yönetecekti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Sizlere sevgi ve selamlarını iletti. Bir başka kürsüde buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz muhtarlarımıza. İyi akşamlar. Emeklerinize çok sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.